geldiniz. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, harika bir hafta olsun inşallah efendim hepimiz için. Sevgili Pınar Bent, modacı Pınar Bent bugün benimle birlikte. Pınar'cığım öncelikle hoş geldin. Öpeyim. Geçmiş bayramını da tekrar kutluyorum seni. Evet sevgili izleyenler, Pınar bugün benim böyle pazartesiye sendromsuz başlamamı sağladığı için çok teşekkür ederim. Kendimi kim gibi hissettim biliyor musun? Elza var ya, çocuklar şimdi çok seviyorlar. Evet evet, onun gibi hazırladık bugün seni, böyle maviş maviş. Nazar değmesin dedik. Çok teşekkür ederim. Ya çok yakıştı. Gerçekten çok, enerjin de çok güzel zaten. Çok çok teşekkür ederim. Her şey bir bütünlük. Şunu sormak istiyorum Pınar'cığım. Özellikle mesela böyle kıyafetler nişanlık için mi kullanılıyor? Yok, yani bunu düğünde de yakın akrabaların, genç kızının kız arkadaşları, kız kardeşleri hepsi de kullanabiliyorlar ama nişanda tabii daha bir özel duruyor. Evet. Turkuaz mavileri, mesela yeşiller. Yurt dışında çok fazla nedime geleneği var. Yani evet, işte kızın etrafında gelinliğini tutanlar, en yakın arkadaşları. Türkiye'de de yavaş yavaş bu nedime konsepti oluşmaya başladı yani sanki, değil mi? Son iki yıldır evet biz de yapıyoruz. İşte hepsi aynı renk giyiyorlar, aynı modeller tercih ediyorlar. Çok da şık ve güzel duruyor. Evet. Burada da başladık yani. Harika. Biz bugün sevgili izleyenler gelinlikleri konuşacağız. 2019'da en çok neler tercih edildi ama en önemlisi 2020 yılı yaklaşıyor. Evet. 2020'de bize neler bekliyor? Şöyle minik bir giriş yapalım. 2019'da en çok hangi gelinlikler kullanıldı? 2019'da genelde bir nostalji yaptık. Hı-hı. Eskiye bir dönük vardı. Helenist gelinlikler, işte kabarık olmayan, tarlatansız gelinlikler. Bir de bu yıl ben böyle şapkalar yaptım. Kır düğünleri konsepti için. Çünkü duvağı taşımak gerçekten çok zor. Gelinliğin verdiği o sıkıntı, bir de üzerinde bir duvak telaşı olmasın diye. Kır düğünleri konsepti için özel taçlar ve aksesuarlı böyle güzel şapkalar hazırlamıştık. Başında çok ağırlık yapmasın kızımızın diye. Şimdi izleyicilerimiz diyecek ki biraz şapkalı hazırlayacağız. Aynen, hemen çağıralım o zaman. Olur, gelinliğimizi gördükten sonra konuşmak çok tabii, daha anlamlı tabii olacak. Biz seninle şöyle hafif geriye çekilelim. Onlara yer açalım ve kızlarımız gelsinler. Evet, bunlar salon konsepti için hazırlandı. Çok beğendim bunu. Salon konsepti gelinliğimiz. Hı-hı. Şimdi artık yağmurlar başladığı için evet, daha çok böyle gelinlikler tercih edilecek salon düğünleri, değil mi? Salon düğünleri. Evet, kır düğünlerini hafif yavaşlıyoruz artık. Hı-hı. Gördüğün gibi bunun üzerindeki kristaller işlemeleri çok yoğun. Duvağı da çok özel hazırladık. Katlı katlı bir gelinlikti. Biraz nostaljinin dışına çıktık. Evet, bu gerçekten böyle kraliyet ailesinden alınmış bir salon gelin adayı için, evet, gibi. Çok güzeldi. Harika. Özel grenle hazırlanıyor. Tarlatan yok altında. Özel bir gelinliktir. Tam kumaşı bunun tarlatan gibi zaten kendinden, evet, kendinden grenli bir kumaştır. O yüzden de tok durur böyle. Evet. İşlemeleri yoğun mesela bir gelinliktir. Mesela burada belin ince olması şart sanki bu gelinlikte, değil mi? Biraz evet, ama içerisinde gepiyer hazırladığımız için korseli olduğu için yani 42 bedene kadar rahat kullanılabilecek bir gelinliktir. Harika. Bak bunu söylediğin çok evet, iyi oldu. Ben bu sanki bunu 36 maksimum 38 gibi düşünmüştüm. Arkasında da kuyruk detayı rahat kullanılıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Arka detaylarında da şöyle detayları yoğun bir gelinliktir. Gördüğün gibi. Kat kat özeldir. Yani normal sıradan olmayan bir gelinlik olduğu için tercihlerini yaparken doğru tercihler çok yaparlarsa güzel, rahatla kullanabilir gelinlerimiz. Evet, pullar da var ama öyle pullar ki böyle şeffaf, taşlar da öyle. Evet, kumaşın kendinden özel bir kumaştır. Kumaş kendi kumaşından yapılan bir işlemi olduğu için üzerinde böyle hafif ışıltılar ve pul paletlerin yoğun olduğu gelinlik. Ben onu çok seviyorum. Evet. Evet, diğer gelinlerimizi de görelim. Evet, biraz önce bahsettiğimiz sevgili izleyenler o şapkalı evet, kır gelinlikler konsepti olduğu için onlara uygun bir gelinlikti. Şimdi yurt dışında evlenenler de çok, o yüzden aslında yaz mevsimi bitse dahi evet, bu konsept devam ediyor. Devam ediyor. Bununla havuz başında da gelin olabilir. Otel konsepti olursa. Tekne düğünleri biliyorsun çok yoğun. Teknelerde evet, yapılan düğünler için. Evet, biraz özel tabii yanık olmakta ne kadar hoş bir etki. Evet. Vermiş. Güzel mankenimiz yeni geldiği için tatilden özel bir gelinlik hazırladık Esra'ma özel. Çok güzel Esra çok zaten. Şık durdu. Su gibi çok güzel de olduğu için evet, ne giyse.
taşıyor. Bunda özel bir fırfır yaptık. Biliyorsunuz bu sene böyle katlı çok seviyorum. Ve dantelleri çok seven kızlarımız için. Evet, ben de Fransız biraz sonra dantelinden vazgeçmeyenler. Ben çok seviyorum Fransız dantelini. Birazdan ben de böyle bir özel bir bak, şey. Demek doğru tercih etmişim. Kollarındaki kristaller de hem danteli seviyorum hem de üzerinde bir işleme olsun diyen gelinlerimizin tercih edeceği. Benim şu detay da çok hoşuma gitti. Omuz açıkta fakat devamı truakar kol gibi sanki, değil mi? Bir de şöyle bir şey var. Bunda uzun boylu olmak gerekiyor. Yani bacak mesafemizin uzun olması gerekiyor. Belimizin çok ince olması gerekiyor. Bu modelleri tercih ederken en önemli detaylar da budur. Evet, bunda tabii gelinin şey yok. Korse olmadığı için içinde biraz şey, gelinin bel kısmının gep yerli olmadığı için özel hazırlanan bir kıyafettir, gelinliktir. O yüzden de bu şekilde hazırlanması daha doğru. Saçtaki şu detayı da göstermek istiyorum. Biraz sonra dönersin Esra'cığım. İnanılmaz güzel. Yani kar taneleri dökülmüş gibi. Bu şapkayı çıkarabilirler. Çünkü özel bir kristal taşla, incilerle süslenmiş bir gelinlik detayımız var. Onlarla çok devam güzel edebilirler ilerleyen saatler. İnanılmaz güzel. Seni çok teşekkür ederim Esra'cığım. Hemen öteki tarafı alalım. Hemen diğer bir güzel kızımız, gelinimiz gelsin. Şapkamız daha geliyor gördüğün gibi. Bunda da etek duruşu tamamen Helen gelinliktir. Çok kabarık değil. Evet. Ama gene hafif bir o çan havası var bunda. Alt da eteğimiz de çan etektir. Üzerinde kristal işlemeleri yine yoğun. Şapkası yine gördüğünüz gibi özel hazırladık onu. Şapkasını çok çok güzel. Burada da eteğin altında Fransız danteli var sanki. Ben mi yanlış bunda görüyorum? Bunda eteğin altında Fransız danteli kullandık. Yani üzerindeki materyallarıyla beraberinde yapılmış bir gelinliktir. Kordonalı dantellerimizle yoğun bir gelinliktir. Yine bizim kır düğününde ve salon düğünlerinde tercih edebilecekleri bir gelinliktir. Onun dışında şöyle bir şey söyleyeyim. Gördüğünüz gibi dekoltesini biraz şöyle gösterirsek eğer. Uçlarından sanki sarmaşık sarıyor gibi. Evet, göğüs, kasnak işlemeler yapıldı üzerine. Ne kadar güzel. Peki şunu da sorayım. Biz biraz Türk toplumu olarak, Türk kadınları olarak basen kısmımız biraz daha geniş. Bel bölümümüz biraz daha geniş. Kum saati diyorlar galiba vücut tipine. Onların tercih edebileceği bir gelinlik. Onların tercih edebileceği bir gelinlik tamamen mi diye soracağım. Tamamen kamufle ediyor. Belimiz ince ama işte basenlerimiz var, ne yapalım. Nasıl bir gelinlik tercih edelim diyenler için özel hazırlanmış bir gelinliktir. Altındaki kullandığımız danteli de üstündekiyle beraberinde geldiği için daha zayıf ve zarif görünmesini sağlıyor. Evet. Peki şöyle gelenler oluyor mu Pınar'cığım, onu sormak istiyorum. Kafasında bir gelinlik modeli var ve örnek veriyorum böyle bir gelinliği asla giymem diyor. Ama üstüne denediğinde tamamen değişiyor. Şimdi 6-7 tane model deniyoruz kızlara. İşte şu mu olsun, şu mu olsun, şu mu olsun. İki gelinlikle zaten tercihlerini kapatıyoruz. Bir tane ben giydireyim diyorum. Şunu bir denesen nasıl olacak? Aa, ben onu hiç istemiyorum diyenler oluyor. Evet, evet. O model benlik değil. Giyince de üzerinde kalıyor. Çünkü herkesin bir vücut yapısı var. Ve sen artık gözün o kadar güzel seçiyor ki onu. Evet, onun ne giyinmesi gerektiğiyle ilgili daha doğru kararlar vermesini sağlıyoruz. Eğer dinlerlerse. Ama onun bir hayali var. Onu giymek isteyen genç kızlarımız pek önüne geçemiyoruz. Evet, çok doğru. Orada kalıyor yani. Evet, bir başka gelinimizi buraya alalım. Birazcık o tarafı alabilir misin? Ya da seni alalım. Yanına gidelim. Şöyle. Bütün kızlarımızı seni böyle bir arada görelim. Nilüfer Hanım'ın yanına alayım seni şöyle. Gel canım. Tüm güzel kızların arası. Evet. Wow. Çok çok güzel bir gelinlik daha geldi. Bu tamamen dantelden vazgeçmiyorum. Ben dantelli bir gelinlik istiyorum. Ve rengi de böyle birazcık tam kırık onu söyleyecektim. Ekru istiyorum diyen gelinlerimizin tercih edeceği bir gelinliktir. Ben mesela ekruyu sevenlerdenim. Yani bu sene zaten kremlerle, gördüğünüz gibi taşlarıyla böyle birazcık beyazlıklarını ortaya çıkarıyoruz. Ve incilerle yoğun bir gelinliktir. Üç boyutlu dantellerimiz bu sene oldukça yoğun oldu. Şöyle geç istersen tatlım. Ha, bunlara üç boyutlu dantel mi deniliyor? Bunlar üç boyutlu dantellerimiz. Üzerlerinde papatyalar ve inci işlemeleriyle yoğun bir gelinliktir. Altında kullandığımız dantelle üstündeki bir bütünlük sağlaması için full dantelli bir model. İnanılmaz güzel bu da. Evet, evet, şu bölümün sanki hep gelinlikte oturması gerekiyor değil mi? Gelen bütün modellerde ortak gözlemlediğim. Yani şöyle göğüs ve bel oturması gerekiyor. Ve daha bacak mesafesini kesmemesi için daha yukarıdan çalışılması gerekiyor. O zaman kısa boyluların özellikle onu tercih etmeleri lazım değil mi? Bu yani onu kesmemek için iyi ayarlamak gerekiyor. Çünkü bel mesafesiyle bacak mesafesini eğer ki tam tutmazsanız genç kızlarımız daha kısa görünebilirler. O yüzden doğru tercihler yapmak. Evet, bir de şöyle bir şey de var. Artık tabii düğünlerde eskiden böyle daha ağır ağır gelinler olurmuş. Hani çok fazla dans etmezlermiş ama şimdi ben de onu tasvip ediyorum aslında. Gelinler gerçekten düğününün o
o gecenin tadını çıkartıyorlar ve gecenin bir bölümünde ayakkabılarını çıkartıyorlar. Evet, topuklu ayakkabılarını. İkinci bir ayakkabı hazırlıyoruz. Hı-hı. İkinci ayakkabıyı hazırlamamızın sebebi ayakları artık kızların şişmesin. O geceyi böyle kötü bir şekilde noktalamasın diye. Yüksek yine altları platformunu hazırlıyoruz. Hı-hı. Ama düz tabanlı. Üzerlerine kendi dantellerinden işte 3 boyutlu dantelleri, 3 boyutlu dantellerden, hı hı, yoksa Fransız dantellerimizden, hı hı, işlemelerle. Yani göründüğü vakitte çirkin durmuyor, çok şık görünüyor, çok tatlı oluyor. Evet, bizi izleyenler, Pınar'cığım sen hep katıldığında şunu soruyorlar. Yani şimdi işte çok işlemeler var, Fransız dantellerinden bahsediyorsunuz. Çok mu pahalı acaba bu, evet, gelinlikler? İşte hani bütçemiz ortalama bir seviyedeyse biz ne yapacağız peki, böyle gelinlikler giyemeyeceğiz, evet, mi diye. Kiralama dedi, alternatifleri var mı mesela? Şöyle, ben şundan çok fazla genç kızlarımıza söylüyorum. Her bütçeye uygun gelinlik, hı-hı, var. Yani bu gelinliği aynısını kendi bütçesine uygun şekilde de yapabiliyoruz. Hı-hı. İşte el işlemesi de olmuyor. Dantellerini farklı bir dantel tercih edebiliyoruz. Her gelinliği kiralık da yapabiliyoruz. Hı-hı. Yapılan bütün üzerine özel dikilse bile onu kiralık yapabiliyoruz. Nişanlık, kınalık, gelinlik hiç fark etmez. Her, yani bütün hepsinden uygulayabiliyoruz onu. Hı hı. Peki mesela burada şimdi gördüğümüz en diğerlerine göre marjinal renk ekru olanıydı. Evet. Bunun dışında işte böyle biraz dışına toz çıkamıyorlar. Şöyle, ben aslında bebe mavisi, toz pembesi, ekrular, kremler yaptım. Fakat hep anneler ve babalar, yani aileler kızlarını böyle bembeyaz gelinler içinde görmek istiyorlar. İşte uzun bir duva olsun kızımın, 3 metre 5 metre diyorlar. Hı hı. Ama yavaş yavaş bunları birazcık böyle kreme dönük, kırık beyazlar en azından. Hı hı hı. Tam ekru olmasa da kırık beyazları çok fazla tercih edenler oluyor. Evet. 2020'de bize hangi gelinlik modelleri bekliyor? Yine bu modeller hep 2020'de de... 2020'de bol taşlı, bol taş, kristallerin yoğun olduğu, hı hı, kabarık gelinliklerimiz çok yoğun olacak. Ama vazgeçemediğimiz konseptimiz yine bir böyle romantik gelinlikler olacak. Yani dantelleriyle yoğun danteller, hı hı, kullanılacak. Bu şekilde gidecek. Yani bu sene tamamen bir değişik olacak 2020. Evet, diğer yıllardan çok, evet, farkını, evet, hissedeceğiz, evet, o zaman 2020 yılının. Bunlar merak ediyorum. Bugüne kadar kaç tane gelini, kaç tane abiye yaptın? Hiç bunun böyle çetelesini tuttun mu? Geçen gün şeydeydik, Bodrum'daydık. İşte bayram tatiline gittik. Plajda bir genç kızla orada tabii karşılaştım. Yanında da bebeği var. Pınar ablacığım nasılsın? Öpüyor falan. Hatırlayamadım kızı, hı-hı, şimdi. Benim tabii 6 sene önce gelinliğini yaptığım bir genç kızımız. Herkesi unuturum, seni asla unutamam. Aynı kadar, diyor. O kadar özel, çünkü bir gün özel ki. Özel bir günde. Düşünsenize onun en stresli anında ne giyeceğim, ne yapacağım dediğinde son noktayı siz koyuyorsunuz. Hı hı. Güven çok güzel bir şey çünkü onların arasındaki verdiğiniz. Tabii bu diyaloğunuz olunca çok şık oluyor. Sayısız gelinlerim var. Hı hı. Yani, sen bile bilmiyorsun, bilmiyorum, değil mi? Aynen. Şimdi gelinlikleri giymek, tabii ki ben bile bu elbiseyi giyerken yardım aldım mesela. Gelinlikleri giymek diğerleri kadar kolay olmuyor. Hele bir de o gün böyle telaş var, hani acele işle de şeytan karıştır derler. Evet. Yardım ediyor musunuz gelinlikler şöyle giyinirken? Şöyle oluyor. Bizim yaptığımız hizmet içerisinde gelin saçından makyajına kadar, hı-hı, gelinliğine kadar her şeyle ilgileniyoruz. Otelde olacaksa otelde gidip hazırlıyoruz. Bizim yerimizde de tercih edebiliyorlar. Hı-hı. Kendi salonlarımız var bununla ilgili. Tabii o gün giydiriyoruz, saçını makyajını yapıyoruz, aksesuarlarını hazırlıyoruz. Hı-hı. Ayakkabısına kadar her şeyle ilgileniyoruz gelinlerimiz. Evet, şimdi tabii... O telaşını bizde unutuyorlar. Harika, yani. O çok önemli bir şey çünkü. Bizde takı merasimi tabii ki, evet, bir düğünün en önemli anlarından, hatta düğünün 1/3'ünü harcadığınız anlardan, evet, bir tanesi. Evet. Takılar için yeni konseptler var mı, yoksa keseler mi moda gene? Şimdi şeylerimiz, özel hazırladığımız keselerimiz var. Yani, hı-hı, her gelinliğin mesela kır düğünü konseptinde işte fırfırlı keseler hazırlıyoruz. Hı-hı. Eteğindeki sepet detaylar şeklinde gibi. Aa, sepet de ne sepet kadar hoş olur. Evet, oluyor. Şapkasına uygun bir aksesuar oluyor. Salon düğünlerinde daha böyle bizim nostalji hazırladığımız keselerimizden hazırlıyoruz. Duana özel oluyor. Mesela bizim şunu hazırladığımız, bu gelinliğimiz için hazırladığımız, hı-hı, özel bir konseptimiz oluyor. Daha böyle görkemli görünmesi gerekiyor. O duvaktakiler de bir 3 boyutlu dantel. Emeklerine basma lütfen. Lütfen, rica ediyorum. Yandan yandan. Özür dilerim, şu ilk baştakini sordum. Şöyle duanızı seni bir şöyle alayım mı? Evet, aynen. Bu benim en favori gelinliklerimden bir tanesi oldu bugün. Bu arkasındaki duvak da mı 3 boyutlu dediğimiz dantel? Evet, danteli özeldir onun da. Hı-hı. İnce işlemeleri de üzerindeki dantelleriyle aynı işlemelerdir. Hı-hı. Gerçekten. Özel hazırlanan.
Katlı katlıdır. Yani 2020 modelimiz aslında. Fuar için hazırladığımız bir modeldi. Bugün burası için, sizin için özel hazırladık. Çok teşekkür ederiz. İlk defa 2020'nin gelinliklerini de böylece görmüş oluyoruz. Evet. Bunun tarlatanda olmamasının şöyle de bence bir artısı var. Öyle ya da böyle tarlatan da bir geline rahatsızlık şey olur. Gerçi yani ben şu anda hiçbir rahatsızlık hissetmesem de bunda tarlatan olmaması mesela gelinin o 3 saati 4 saati çok konforla geçirmesine de aslında daha sebep rahat oluyor. Hareket ediyor. Daha rahat oynuyor. Aralarda daha rahat geçebiliyor. Çünkü misafirlerin de ağırlaması var orada. O ağırlanmakta da hani işte masa aralarından geçemiyorsunuz, podyumda yürüyemiyorsunuz falan bir sürü sıkıntısı oluyor. Salon düğünlerinde kızlar daha bir rahat hareket etmesi için özel hazırladığımız bir kumaş materyanı. Diğerlerinde çünkü tarlatansız da rahat yürüyebiliyorlar. Evet, kesinlikle. En azından daha hafif oluyor. Bir de şöyle modeller oluyor. Mesela uzun ama daha sonra bir parçasını çıkartıyorlar ve kısa gelinliğe İki dönüşüyor. Parçalı. Evet, onları da çok görür oldum. Yapıyor musun sen de yani öyle modeller? Yani yapıyoruz ama geçen sene çok yoğundu. Bu sene biz hazırlamıyoruz artık. Her şeyin bir trend yılı var. Evet, bu sene daha böyle romantik gelinliklerimiz, Helenler. İşte kır düğünü konseptlerimizde daha böyle katlı, kat kat hazırladığımız lanterlerle olan modellerimiz. Salon düğünlerimizde klasik bizim yüksek tarlatanlı, geniş tarlatanlara sahip gelinliklerimiz olacak. 2020'de balık modeller yok mu peki? Yok, hayır. 2020'de yok. Evet, yani balık hazırlıyoruz tabii koleksiyon tabii hazırlarken 3-5 tane ama gerek kalmayacak gibi geliyor bana. Tercihler tamamen Osmanlı motifleri gibi olacak. Hint düğünlerimiz var biliyorsunuz. Hint düğünleri harika, Hint düğünü, Hint kınaları. Konsepti bu sene evet. Hint çok fazla düğünlere olacak. İnanılmaz özeniyorlar. Bir de bildiğim kadarıyla Hint düğünlerini kız tarafı üstleniyor değil mi orada? Özel bir mesela bir fillerle şeyleri var, girişleri var. Ve 2-3 tane gelinlik giyiyorlar. Renk renk. İşte limon sarısı, eflatun, morlar çok yoğun. Onlarda nar çiçekleriyle böyle kombin renkleri çok seviyorlar. Size de hazırlayacağım bir tane Hint kınaları için özel bir kıyafet. Onlar tabii daha özen gösteriyorlar. Bizim gelinliklerimiz hani 2-3 taneyle bitebiliyor. Bir after party, evden çıkış kıyafeti olarak 3. gelinlikle bitiriyoruz. Ama onların bir girdikleri zaman 3-4 tane giyiyorlar. Sonra beyaz gelinlikle çıkıyor en son. En son. Finali onunla yapıyorlar. Şimdi mesela renklerden bahsettim. Mesela limon sarısı giyiyorlar dedi. Ben mesela gelin olsam limon sarısını şöyle tercih etmem. Ne evden kız almadan ne nişanlıkta. Bizde şöyle yaygın bir algı vardır ya sevgili izleyenler. Sarı ayrılık getirir gibi hani güllerden de. Böyle renklerin dili var mı? Ya da benim gibi böyle renklere takık olan gelin çok adayları var mı? Olabiliyor. Ben kırmızı giymem diyor mesela kınada. Ay diyor çok eski artık. Herkes kırmızı giyiyor diyor. Çok haklılar aslında yani. Ama bazılarında da ten renginde falan o saçının renginde, göz renginde kırmızı çok iyi durabiliyor. İnanılmaz güzel duruyor değil mi? O yüzden ben böyle şey diyorum hani son dakika kararlar değişebiliyor. Rahat olun. Denemek gerekiyor. Yani bir şeylerin provası yapılmadan anlayamazsınız. Ben size şimdi 2-3 kez hazırladığım için artık Nilüfer Hanım'a evet, gider. Evet, cuk diye oturdu üstüne derler ya. Hiç provasız getiriyorum ve giydiriyorum. Çünkü artık biliyorsunuz. İşte ten rengi, saç rengi, belinin ölçüsüne göre yani bir kere bakmanla o iş bitiyor. Birazcık işte güven ve o stresinin de böyle çok minik düşürmek gerekiyor. Bir kahvesini içip sohbet etmen lazım gelinlerinle. Onlara güven vermen lazım. Çok doğru. Şimdi daha sonrasında ilerliyorsunuz zaten. Kesinlikle. 2020 gelinlerini konuştuk ama gelinlerin annesi ve damat tarafının annesi de o güne çok özenle görümceler varsa onlar da çok özenle hazırlanıyorlar. Onlarda bu sene trend renkler neler? Yani gelinin ve damatın ailesi için. Yani kayınvalideler genelde böyle şey istiyorlar. Ağır renkler istiyorlar. Zümrüt yeşilleri. Acı kahveler. Doreler. Değil mi belki en şey olarak? Evet. Doreler de çok fazla var. İşte biraz kilo problemimiz varsa koyu renkler tercih ediliyor. Siyahlar. Koyu laciler falan. Ama ben böyle hafif hafif onlara da bir geçiş yapıyorum. En azından altına farklı renkler koyu kullansak da üstüne bir renk atıyoruz. İşte bebe mavileri. Eflatunlar falan. Böyle renkler atıyoruz. Bence yani ne gelinin annesi ne damadın annesi asla, ben de bu arada klimanın altında yapıyorsam saçlarımı nereye atacağımı şaşırdım. Siyah seni tercih etmeyin. Birazcık. Şöyle bir dedikodu oluyor. Hangi tarafın annesi siyah giydiyse Pınar'cığım, mutlaka gelenler diyor ki kesin gelini istememişti bu. Veya damadı istememişti, kadıncağız kara yaslardı diye. Gerçekten böyle espriler yapılıyor. İki senedir falan böyle şey gelinler ne renk giyse kayınvalidem diye soranlar var. Eskiden hiç böyle bir şeyle karşılaşmıyordum.
son yıllarda kayınvalidelere böyle genç kızlarımız da herhalde vicdan yaptılar. Güzel giyinsin, şık giyinsin istiyorlar yani. Evet. Bir yarış yok aslında yani. Çünkü kimse onun önüne geçemez. Düşünsenize bu kadar güzel böyle bembeyaz gelinliklerin önüne kim geçebilir? Kesinlikle. Yani? Bir de ben hiçbir davetlinin beyaz ve beyazın tonlarını işte ekru gibi şeyler giymemesi gerektiğini düşünenlerdenim. Katılıyor musun evet, bana? Evet, aynen. Aynen. Yani daha böyle şey renkler, soft renkler olabilir de beyaz olmaz yani. Evet, ama bununla çok karşılaşıyorum biliyor musun? Sen hiç ben denk geldin mi bilmiyorum ama. Diyorum ki yani hani gelini sevmiyor desem burada ne işi var? Hani davetliler arasında evet, sonuçta. Evet. Yapmaması lazım. Sanki böyle rol çalmak gibi geliyor bana. Bilmiyorum aslında belki hani şey mi yani düşünüyorum ama çünkü o zaman çok hassasiyet oluyor bunlar. Herkes de. Yani bir renge bile gerçekten o gün gelin takılabiliyor. Birini doğru. beyazla görünce bir anda suratı Bir de düşebiliyor. şey oluyor, kız tarafı renk tercihlerini yaparken anne kız kardeş görünce işte falan karşı tarafla aynı renkler olmaması için ortak karar veriyoruz. Kayınvalide ayrı geliyor, kızın ailesi ayrı geliyor. İşte onların renkleriyle aynı olmasın. Bir de öyle bir takıntılarımız var. Eğer ki ayrı ayrı modacılardan giyiniyorlarsa o düğün günü düşünsene aynı rengi sen giydin mavi, kızın annesi de giydi veya Evet, ablası evet. giydi. Onlar kesik aralarında O yüzden konuşmalılar. aralarında konuşup anlaşmaları gerekiyor. Yoksa şey oluyor, renk çatışması Çok olabiliyor. haklısın. Bunlar çok önemli detaylar. Şöyle kızlarımızı bir tur daha dönerek ben Evet. yerlerine uğurlayayım. Evet. Evet. Esra'mızın harika gelinliği. Esra'm benim ya, bir tanem o. Prenses. Ben Esra'yı çok Ayşe Eşmeli vardı. O da ekranların çok evet, sevilen sunucularında evet. inanılmaz Ayşe'ye benzetiyorum. O da benim en Esra güzel, gibi çok en hoş. Favori mankenlerimden biri Esra. Evet, şöyle alalım Esra'cığım seni. Teşekkür ediyoruz sana. Evet, şöyle salon gelinliklerimizden. Benim de bugün günün favorilerinden olan gelinliğimiz. Evet, favori gelinliğimiz. Pardon, ben senin kulağına bastım. Bunun giyen genç kızlarımız hani kabarık olduğu için kendilerinde hani acaba çok mu beni rahatsız eder diye, diye düşünebilirler ama en rahat gelinliktir. Evet. Bunu da görelim. Ekruğumuz. Evet, siz de hemen böyle alayım. Teşekkür ediyoruz. Kristalleriyle, evet. işlemeleriyle yoğun. Harika bir gelinlik daha. Çok teşekkür ederiz. Nacım, sana da çok teşekkür Canım ediyorum. Şey, iyi yayınlar diliyorum. Allah nazarlardan sakınsın seni diye çok böyle mağmış mağmış giydirdim seni. Çok teşekkür ederim. Ederim. Ben teşekkür ederim. İyi Görüşmek yayınlar üzere. Diliyorum. Hoşçakalın. Evet sevgili izleyenler, şimdi biz bu kadar gelinliklerimizi giymişken ben de şöyle nişanlık mı bilmiyorum artık öyle dilediler. Adil Yıldırım'la ilişkileri konuşacağız. Yazar, ikili ilişkiler uzmanı Adil Yıldırım gelsin o zaman.